Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kamera RAW'ın belki de en önemli bölümlerinden biri olan masking alanını, yani maskeleme alanını anlatacağım. Maskeleme alanı kamera RAW içerisinde geçmişten beri var ola gelen bir bölüm. İlk başlarda sadece fırça alanı vardı. Otomatik ve yapay zeka eklentileri sayesinde kendiliğinden nesneleri algılama ve seçme işlemi yoktu. Fırça ile boyadığımız alanlar üzerinde işlem yapıyorduk. Bu nedenle ben ilk hali olan fırça ile maske yönetimini anlatmaya çalışacağım. Brush'a tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi şurada yeni bir pencere açılıyor. Burada en üstte Create New Mask var. Bunun altında ise bizim açmış olduğumuz mevcut fırçanın maske ismi yer alıyor. Adı New Mask ve bunun altında New Brush var. Eğer yeni bir brush eklemek istersek buradan add diyebiliyoruz, ekleme yapabiliyoruz, çıkarma, silme yapmak istersek buradan yapabiliyoruz. Peki bu fırça nedir, nasıl bir şeydir onu görelim isterseniz. Fotoğrafın üstüne geldiğimizde dikkat edin, en merkezde bir artı işareti var. Artı işaretinin dışında birinci daire, onun dışında ikinci daire var. Birinci daire feather'ın etkisinin olmadığı, İşlemimizin bütün olarak tam haliyle etki ettiği merkezi alanı ifade ederken, ikinci daire ise merkezden dışa doğru feather'ın etkisiyle uygulamış olduğumuz işlemin, yani ayarın etkisinin yavaş yavaş silindiği bölgeyi ifade etmektedir. Bunları bir anlayalım. Fırçamızın boyunu şurada görmüş olduğunuz gibi size alanından ayarlıyoruz. Küçültürsek bu şekilde küçülüyor, büyütürsek büyüyor ama ne kadar büyütüp ne kadar küçülmeliyiz? Yani fotoğrafın üstünde ne kadarlık bir fırça boyuna ihtiyacımız olduğunu buradan yine göremiyoruz. O nedenle fotoğraf üstündeyken büyümeyi kontrol edeceğimiz bir kısa yol var, onu anlatayım. Fotoğrafın üstünde fırça görünür durumdayken sağ klik yaptığınızda merkezdeki artı işaretin yerine sağ sola ok geldiğini görüyorsunuz. Sağa doğru mouse'u kaydırırsanız fırça boyunuz büyürken, sola doğru kaydırırsanız fırça boyunuzun küçüldüğünü görüyorsunuz. Bu şekilde kullanmak daha rahat ve doğru olanıdır. Şimdi bunun altında feather bölümü var. Feather'ı, fırçayı biraz büyüteyim ve şöyle sıfırlayıp şuraya alırsam, bakın tek dairenin kaldığını görüyorsunuz. Bütün uygulayacağımız etki bu merkez daire içerisinde oluşmaktadır. Feather verdiğiniz takdirde 50 civarında bir feather verelim. İkinci bir dairenin oluştuğunu görüyorsunuz. Merkezi daire etkinin tam uygulandığı, ikinci daire ise merkezden dışa doğru giderek solduğu alanı ifade etmektedir. %100 yaptığınızda bu dairenin büyüdüğünü görürsünüz. Merkezden dışa doğru solma daha geniş bir alanda oluşmaktadır. İdeal olarak 50 civarında bir feather'da çalışmak yeterlidir. Şimdi bu etkinin fırçanın ne kadarlık bir alanı kapsadığı kadar seçtiğimiz nesne, daha doğrusu fırçayı sürdüğümüz bölgede var olan objenin tanınıp bunun sınırlarının dışına taşıp taşmamasını yönettiğimiz önemli bir araç var. Auto mask aracı. Fırçayı şu şekilde küçük bir fırçayla çalışıyorsunuz. Ve bu bölgede boyamalarınızı yapıyorken hafifçe dışarılara geldiğinizde Photoshop nesnenin sınırlarını fark etmekte ve dış alana taşırmamaktadır. Automask seçili ise. Oysa Automask'i seçmezseniz siz nereyi boyarsanız orası doğrudan boyanır durumda olacaktır. Bazı durumlarda Automask'in seçili, bazı durumlarda seçili olmaması gerekir. Şu sorulabilir. Bu dışa taştığımız alanı silemiyor muyuz? Tabii ki siliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz üzere bir eksi işareti var. Buna tıkladığınızda fırçanız eksi olur ve taşmaları silebilirsiniz. Aynı zamanda şuna dikkat edin. Fırça seçili vaziyetteyken fırçamızın ortasına bir artı işareti var. Eğer silgiye gelirsek bu eksi oluyor. Ancak bu şekilde oraya gel git yapmamak için fırça seçiliyken alt tuşuna basarsak eksi, yani silme fırçasına döndüğümüzde otomatik olarak görürsünüz. O nedenle boyama sırasında taşmaları rahatlıkla normal artı pozisyondayken alt tuşuna basıp eksi, yani silme pozisyonuna alabiliriz. Gelelim flow değerine. Flow bunun ne kadar uygulanacağını ifade ediyor. Dikkat edin, az önceki uygulamalarım soluktu, şimdi daha koyu olarak oluşuyor. Flow miktarını bu şekilde artırarak kullanabilirsiniz. Ama dışa taşmaların da yoğun bir şekilde oluştuğunu görüyorsunuz. Flow'da akış çok yüksek. Bu nedenle 50'yi çok geçmemenizi öneririm. İsterseniz şu alanları bir silelim. Tam flow'la silelim hem de.
Şöyle ben bir temizlik yapayım. Ardından yeniden flow değeriyle 50 civarındaki flow'la yeni bir boyama yapalım. Silme işlemim gerçekleşti. Flow'u 50'ye aldıktan sonra boyamamı yaparsam akışımın daha yavaş olduğunu ve dışarı taşmaların daha kısıtlı olduğunu göreceksiniz. Çok küçük flow'la da çok büyük flow'la da çalışmamanızı öneririm. 50 civarı iyi bir flow değerini oluşturmaktadır. Ha, düzgün bir alansa çalıştığınız yer 100 flow'la çalışabilirsiniz. Taşmaların olduğu yerleri de yine yönetebileceğinizi söylemiştim. Alt tuşuna bastığınız eksi çıktı. Sağ klik yapıp içe doğru, sola doğru çektirdiğinizde fırçanız küçülür. Altı bırakmadan şu şekilde boyamalar yaparsanız taşma alanlarını silebilirsiniz. Alt tuşunu bıraktığınızda normal olan fırçanız gelecektir. Peki bu aşamadayken fotoğrafımızı büyütüp küçültmek istersek ne yapmamız gerekiyor? Görmüş olduğunuz üzere alt tuşuna bastığımızda fırçamız değişiyor. Sağ klik yaptığımızda yine fırçamızın boyu değişiyor. Fotoğrafımızı yönetemiyoruz. Bu durumda yapmamız gereken buradaki zoom aracına gelmek. Zoom aracıyla işlemi yaptıktan sonra fırça aşamasında işlemimize devam edebiliriz. O zaman yapmamız gereken zoom'dan çıkıp brush bölümüne tıklayıp yeniden boyamamıza devam etmek şeklinde olacaktır. Bunu da unutmayın. Boşluk tuşuyla kaydırmaları yapabilirsiniz ama alt tuşuyla fotoğrafı büyütüp küçültemezsiniz. Şimdi dilerseniz biraz fotoğrafı küçülteyim. Boyama işlemimiz bu şekilde. Ben tam olarak şahsın yüzünü bir boyayayım, ardından ayarlamalar aşamamıza geçelim. Yapmamız gereken fırça yönetim kısmını oluşturduk. Şimdi ben şahsın yüzünü istediğim şekliyle boyuyorum. Boyamam gerçekleşsin. Şurada taşmalarım var. Onları şu şekilde silebildiğimi artık biliyorsunuz. Evet. Şimdi Show Overlay tiki bu kırmızı noktanın bize görünüp görünmemesini sağlıyor. Kaldırdığım zaman gidiyor. Ne ayarlar yapabiliyoruz onları konuşalım. Burada Light grubunda yani ışık grubunda Exposure Contrast bildiğimiz ışık ayarlarını yapabildiğimizi biliyorsunuz. Mesela highlights patlamaları var. Bir miktar kısmamız gerekecek. Bu şekilde kısabilirsiniz. Rengi yönetebilirsiniz. Hue alanından da, temperature ve tint alanından da yönetebilirsiniz. Komple saturasyonu idare edebilirsiniz gibi ayarlar burada bu şekilde mevcut. Dilediğiniz ayarları yaparsın. Curve aracı, kamera RAW içerisinde bulunan parametrik curve değil, point curve yani noktasal curve ile gelir. Bu şekilde curve'ü de dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Target Adjustment Tool aracıyla bölgesel olarak hangi ışık seviyesinde ise onu da yine sol klik yaparak o bölgeyi gösterip ışığını yönetebilirsiniz. Target Adjustment Tool'dan çıkalım şimdi. Texture Clarity Dehaze zaten bildiğimiz kavramlar. Bunun dışında detaya ilişkin keskinlik, gürültü kaldırma, moire yani bantlaşma kaldırma ve defringe ayarları da mevcut yönetim ayarlarında tüm maskelemeler için bu ayarlar aynıdır, değişmez. Şimdi bu fırça alanının yönetimine gelelim. Şurada brush için reset brush settings derseniz kamera RAW'ın varsayılan ayarlarına dönersiniz. İlave bir fırça eklemek isterseniz bu maskenin içerisinde buradan add deyip yeniden brush deyip bir fırça bölgesi daha oluşturabilirsiniz şu şekilde. Boyadığınız yerlere bu etki tatbik olur. Neden onu görmüyoruz kırmızı olarak? Çünkü Show Overlay tiki kapalı. Bunu aktif hale getirirseniz kırmızı rengini de görebilirsiniz. Kaldırdığınız takdirde etki oluşur ama şeyi görmezsiniz. Mesela daha belirgin bir koyultma yapalım. Sınır geçişlerini vesaire de fark etmiş olalım bu şekilde. Eğer dışarılara çok taşmak istemiyorsanız Auto Mask tikini aktif tutmanız gerektiğini ifade etmiştim. Bu şekilde daha rahat bir boyama sağlarsınız. Merkezi alanın esas boyamayı yaptığını, diğer alanların yani ikinci daire olarak görmüş olduğumuz alanın etkisini yavaş yavaş yitirdiğini hatırlıyorsunuz. O nedenle merkezi alana gelecek şekilde boyamanızı tamamlamanız uygun olacaktır.
Şimdi ışık ayarlarımızı tekrar ele alalım. Bu şekilde ana objeyi oluşturduk. Bunun dışında diğer otomatik hazır araçlarımız var. Bunları anlatmak istiyorum. Şuradan Create New Mask dediğinizde Select Subject diye bir bölüm var. Bu fotoğrafta var olan objeleri, nesneleri, yani insan, araba vesaire ayırt etmeksizin algılayan ve seçen ana bölüm. Bunu tıkladığımızda bu fotoğrafta subject olan şey bu şahıs olduğu için bunu seçti. Eğer bunu değil, bunun etrafını yani çevresini seçmek isteseydim Select Background'la bunu yapabilirdim. Peki buna dair nasıl bir işlem yapabiliriz? Mesela background ile bir seçim yaparak neler yapabiliriz? Dilerseniz buna uygun bir fotoğraf açarak ben editimin geri kalanını onun üstünde size anlatmaya çalışayım. Böyle bir fotoğrafı az önce bahsetmiş olduğum background alanını seçtirmek suretiyle editlemeye başlıyorum. Amacım modelin bu değişimlerden etkilenmemesini sağlamak. Neler yapabildiğimizi görmek için önce seçimin tamamlanmasını bekleyelim. Görmüş olduğunuz üzere modeli hariç tutarak, gerçi bavulu sanıyorum bir miktar dahil etti ama ana modeli hariç tutarak arka alanı seçti. Şimdi Show Overlay tikini kapatalım ve biz renk üzerinde bir değişime odaklanalım. Şöyle bir değişiklik yapmak istediğimizi düşünün. Renkler üzerinde alanı koyulttuğumuzu düşünün. Burada önemli olan konu bu değişimden modelin etkilenmemesi. Çünkü şu değişimin modele yansıması durumunda oldukça nahoş bir durumu ortaya çıkacaktır. Biz daha sonbahar yapraklarını turuncu, kırmızı tonlara kaydırmak gibi bir hedefle hareket ediyoruz. Burada bunu yapmak için çeşitli renk yönetimleri sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hedeflediğim değişimlere belli ölçüde ulaştım. Burada istediğiniz eksende renk kaydırmalarını oluşturmak suretiyle değişimi sağlayabilirsiniz. Mesela texture alanından bu yaprakların belirginliğini artırıp netliği artırabilirsiniz gibi pek çok işlemi model etkilenmeksizin sağlamanız mümkün. Bu da kullanışlı bir araçtır. Belli fotoğraflarda işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında eğer bir fotoğrafta gökyüzü varsa yine hazır ayarlardan seçebilirsiniz. Dilerseniz onun örneğini göstereyim. Şimdi bu fotoğrafta gökyüzünü nasıl seçebileceğimize bakalım. Sky'a tıkladığımız anda zaten otomatik olarak gökyüzü seçiliyor. Exposure alanından gökyüzü örneğin fazla koyu geliyorsa ışığını aydınlatabiliriz. Özellikle Blacks alanından bir miktar kısarak, beyaz alanında ışığı istediğimiz gibi yöneterek zevkimize göre bir ayar yapabiliriz. Tabi burada gökyüzünü değiştirmek gibi bir seçenek yok. Bildiğiniz üzere Photoshop'un içerisinde Edit menüsü altında Sky Replacement seçeneği ile gökyüzünü değiştirme imkanımız vardı. Camera Raw içerisinde böyle bir seçeneğin olmadığını bilin. Şimdi gelelim diğer araçlara. Bahsetmek istediğim bir diğer araç Linear Gradient aracı. Linear Gradient'la şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru veya istediğiniz istikamette çekerek bu oluşan gradyanda pembe boyalı olarak görmüş olduğunuz alanlara etkinin tatbik edilip diğer alanlara az tatbik edileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu şekilde bu alanlarda da dilediğiniz biçimde bir yönetim, ışık yönetimi yapmanız mümkün. Bir diğer aracımız ise buna benzer şekilde radyal gradyan aracı. Radyal gradyan aracında çoğunlukla fotoğrafın bir bölümünde istemiş olduğumuz ışık değerlerini o bölgede oluşturmak için kullanıyoruz. Örneğin şu bölgeleri daha fazla aydınlatmak istediğimizi düşünelim. Radyal gradyan aracıyla bu şekilde bir seçimi yaptıktan sonra bölgenin ışığını biraz artırabiliriz. Siyahları hafif kısalım, shadows'u artıralım. Highlights alanını hafif kısıp beyazlarını artıralım. Bu şekilde bir yönetim sağlayabiliriz. Feather değerini buradan ayarlamamız mümkün. Sınır geçişini yumuşatmak suretiyle. Yine yeni bir fırça seçerek brush alanıyla
Diğer köşelerde kalan bölümleri de aydınlatma imkanımız var arzu ediyorsak. Bunu da dilerseniz şu bölgeye bir boyama yapalım. Bize rehberlik etsin. Exposure alanını az önce yaptığımız gibi white ve highlights ayarlarını oluşturalım. Fırçayı az büyüttükten sonra bölgede istediğimiz boyamaları gerçekleştirebiliriz. Şu bölgeyi de biraz aydınlatmak istiyorum. Bu şekilde bir ayar yapma imkanımız var. Şimdi ise bir başka fotoğrafta Photoshop'a sonradan eklenmiş olan yine yapay zeka bileşenlerinden belki de en gelişmiş olanını bahsetmek istiyorum. Select People arkadaşlar. Select People eğer Photoshop'unuz lisanslı ise ve Creative Cloud bağlantısı varsa çalışabilecek bir maske aracı. Diğer şekilde lisanslı olmayan Photoshop'larla bu işlemi yapamayabilirsiniz. Select People tıkladığımızda kişiyi bir bütün olarak seçmekle beraber şurada dikkat ettiğiniz üzere alt bölümlere ayrılmış durumda. Face Skin yani yüz derisi, Body Skin gövde yani vücut derisi, Eyebrows kaşlar, Eye Sclera gözün beyaz kısmı, Iris and Pupil dudaklar, dişler ve saçlar diye ayrı ayrı bölümleri tanımlayabiliyor. Bunlardan çalışmak istediğinize tik koyuyorsunuz. Eğer arzu ediyorsanız hepsine aynı şekilde tik koyduktan sonra seçmiş olduğunuz bütün alanlar için aşağıda Create 8 Separate Mask şeklinde yani 8 tane ayrı birbirinden ayrı maske oluştur diyor. Bunu demez sadece doğrudan create derseniz ayrı maskeler halinde vermez. Gördüğünüz üzere ayrı maskeler halinde bunu seçmediğini fark ediyorsunuz. Ayrı ayrı maskeler halinde oluşturabilmemiz için arkadaşlar şu önemli. Burada kutucuklara tik koyduktan sonra buraya da 8 tane ayrı maske yani tek tek bağımsız maske oluştur deyip create demeniz gerekiyor. Bu durumda hepsini ayrı oluşturuyor. Mesela göz sıklerası, gözün beyazında nasıl yapabiliriz? Dikkat edin, ışığını sadece gözde yapıyor. Örnek veriyorum, face skin yüz derisinde ışığı artırdığınız zaman sadece bu işlemi yüzde yaptığını fark ediyorsunuz. Bu şekilde tüm yüz ve vücut bölgelerinden tanımlamış olduğu alanları kendi maskeleri içerisinde ayrı ayrı çalışabiliyorsunuz. Önemli bir özellik, özellikle spesifik bir portre üzerinde çalışıyorsanız çok büyük avantaj sağlayacaktır. Önemli maske araçlarından bir diğeri Select Objects. Ne objeleri seç. Burada seçilecek objeleri bizim göstermemiz gerekiyor. Kamera boyadığımız sınırlar içerisinde kalan objeyi kendisi fark ederek gösterdiğimiz alandan seçimini yapıyor. Tabi sınırlarının iyi seçilmiş olması, belirgin bir nesne olması lazım. Bu şekilde göstererek o nesneyi kamera RAW'ın seçmesine imkan tanıyabiliriz. Ancak sınırları daha iyi olan nesneleri, özellikle renk, ışık, kontrast açısından ayrıştırılabilir nesneleri doğru seçtiğini fark edeceksiniz. Eğer böyle bir araca ihtiyacınız varsa yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere dokunduğunuz her objeyi ayrı ayrı seçiyor. Tabii bunlar ayrı birer maske ile gelmediği için bunlarda yapacağımız işlem tümüne aynı anda gerçekleşecektir. Eğer siz bunları ayrı birer maske halinde seçtirmek istiyorsanız Create New Mask deyip Select Objects alanından bu nesneyi yeniden tanıtmanız gerekirdi. Burada örnek şu dikiş makinesini tanıtmak istediğimizi düşünelim. Bunu görmüş olduğunuz gibi yeni bir katman maskesiyle yaptı. Bunda yapacağımız işlem ayrı. Mask 1'e tıkladığımızda bunu ayrı yönettiğimizi, Mask 2'ye tıkladığımızda ayrı yönettiğimizi fark ediyorsunuz. Ama Mask 1'in içerisindeki bütün nesnelerin aynı şekilde işleme tabi olduğunu, yaptığımız işlemin hepsine bir etki ettiğini de
fark etmiş bulunuyorsunuz. Maskeleme alanında kalan diğer araçlarımız, bir tanesi Color Range, diğeri Luminance Range. Buradaki farkları şöyle, Color Range'de örnek veriyorum sarıyı seçtirdiğinizde o seçmiş olduğunuz renge benzerlik gösteren tüm renkleri yönettiğini görüyorsunuz. Luminance Range'de ise tıkladığınızda örnek şu bölgenin ışığı nerede buna yakınsa aynı alanlarda aynı etkiyi sağlayacak şekilde bir yönetim sağlıyor. Bunlar biraz daha tali araçlar. Bizim mutlaka iyi kullanmamız gereken Select Subject, Select Background ve Brush. Bunları düzgün kullanırsak gerisi çok önemli değil. Özellikle Select People Creative Cloud aboneliğiyle birlikte çalışan bir maskeleme aracı olduğu için herkes kullanamayabilir. Ancak önemli olan hazır maskelemeler dışında bizim brush ile kendi seçimlerimizi yaparak gerekli düzenlemeleri sağlayabilir olmamızdır. Bence maske alanında brush seçeneğini doğru kullanarak tüm işlemlerimizi zaten kendimiz yapabiliriz. Maske alanına ilişkin genel söyleyeceklerim bu kadar. Bu şekilde Camera Raw eğitimini de tamamlamış bulunuyoruz. Ancak Camera Raw ile siyah beyaz fotoğraf editlemeyi de ayrı bir ders olarak anlatacağım. Diğer derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar.